Kız piyango mu çıktı? Nereden buldun paraları? Vallahi çıktı kız. Bizim Gamze'nin abisi bir tüyo almıştı at yarışından. Biz de Gamze ile ortak kupon yaptık altılı. Kupon tuttu. Ben de payıma düşeni aldım tabii. Yok artık. Vallahi bak iki gözüm önüme aksın ki ya. Ay Fatoş ben delireceğim. Yani Necla'sı bitti, Gamze'si başladı. Kızım ara yok mu ya? Araları yok mu bunların? Hiç boşluk bırakmıyor. Bir kumarımız eksikti. Ay kumara düştü kardeşim Fatoş. Kızım biz seninle aynı evde büyümedik mi? Ya babamın bir lafı var. Hiç mi dinlemedin adamcağızı? Diyor ki at koşar, baht kazanır. Sakat işler bunlar. Ayrıca ben atların yarış için koşturulmasından hiç hoşlanmıyorum Asuman. Günah, günah. Yani ablacığım gerçekten o kadar çok dramatikleştirdin ki her şeyi. Resmen beni kumar batağına yatırdın ya. Ya bir kez şu şans yüzüme güldü. Ben ablalarımı mutlu edeyim diye hediyeler almışım. Bir jest yapayım demişim. Burnundan getirdiniz yani. Aşk olsun. Potansiyelim var Asuman. Ay o şans bir benim yüzüme gülmedi. Bak 5 senedir her hafta sayısal oynuyorum. Daha bir kere 3 tutturamadım. Hadi kumarda kazanamıyorum. Aşkta mort. O da yok. Kime konuşuyorum ben ya? Gerçekten. Siz takılsanıza birlikte. Bu çok güzelmiş ya. Baksana. Beğendin mi? Ben bunu gidip deneyeceğim. Aman eksik kalma. Nasıl sevindi? Senden de görsek keşke şu sevinci. Senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir problemimiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Ortak senin bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Anneciğim boşuna uğraşma, senin oğlun yabani. Bizi de arayıp sordu o yok. Anne bak gerçekten hiç uykum gelmedi tamam mı? Amcamlara gidelim mi? Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun. Bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Ama bak söz ver bir daha böyle şeyler yapmayacaksın. Aman Nazlı ne uzattın ya? Ne güzel yapmış kız işte. Nasıl? Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Ya annemin de böyle bir elbisesi vardı. Ben küçükken babam almıştı. Ne güzel işte sıcaklarda tiril tiril giyeriz. Oh efil efil. Of ya aman. Hayda ne oldu şimdi bunu durup dururken? Aa Nazlı. Niye yüzün düştü senin şimdi? Ay ne bileyim ya. Baksana böyle bizim keyfimiz yerinde. Böyle gülüyoruz. Bulut kim bilir ne yapıyor? Ne oldu ki Bulut'a bugün? Bulut'u Ferit'in elinden almış halası. O Demet denen sarı çiyan var ya o. Höykürü höykürü ağlamış yavrucak. Höykürü höykürü ağlamadı tabii de. Çok üzüldü Asuman. Bir de çaktırmamaya çalışıyor. İçine atıyor. O kadar üzüldü ki dayısından ayrıldığına. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Ay yazık ne yapacak o bu gece? Ne kabuslar görür Allah bilir. Allah'ım ya yavrum. Kesin Ferit Bey de kalacaktı aslında. Mahkemeye son dakikada bir belge sundular. Ne olduğunu bilmiyorum ama hakim sonunda Demet Hanım'a verdi Bulut'u. Kesin var ya birileri para için o çocuğun psikolojisiyle oynadı. Ne vicdansız insanlar var ya. Allah var ya gün yüzü göstermesin onlara inşallah. Amin. Eğer gerçekten biri böyle bir şey yaptıysa amin. Gün yüzü göremesinler. Asuman, ne oldu ablacığım? Yok bir şey, sen öyle anlattın. Yavrum ben kıyamam sana ya. Bulut üzüldü. Gel, gel ablana. Biz de annemizden babamızdan ayrıyız ya. Kendini Bulut'un yerine koydu. Bebeğim benim. İnanamıyorum ya, Asuman'ın da duyguları varmış. Resmen empati yaptı çocukla.
güzel kalpli kardeşim benim. Ama Mehmet Hanım da onun halası yani. Orası da onun evi. Orada da mutlu olmaz mı? Olur ablacığım, olur. Umut mutlu olacak. Tabii haklısın. Demet Hanım da onun halası sonuçta. İyi olacak. Sen üzme kendini. Biz hep onun yanındayız. Ay resmen Hüngür Çakır'da ağlıyor ya. İnanamıyorum. Güzelim benim. Ben de elim yüzümü yıkayıp geleyim. Yıka, yıka ablam, yıka. Bak belli etmiyor ama o da çok hassas. Bir çay koyayım, içelim mi? Koy hadi.